44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün bir inceleme videosu çekeceğiz sizler için. Eray kardeşimle birlikte onun motorunu çekeceğiz. Evet, Eray kardeşimin motoru bu. Bunların ismi ne olarak geçiyordu? Piaggio Ciao. Piaggio Ciao, bu 25 giden bir motor arkadaşlar. Yani Türkiye'deki mobiletler gibi düşünün bunu, ama bunu burada 14 yaşından itibaren motor ehliyeti yaparak, yani M ehliyet yaparak, Türkiye'deki 50cc ehliyetlerini yaparak kullanabiliyorsunuz. Yani Türkiye'de 14 yaşında herhangi bir şey kullanamıyorsunuz ama burada kullanabiliyorsunuz. Aslında dediğim gibi Türkiye'deki mobiletlerden pek bir farkı yok. Tek farkı bunların motorunun sınırlandırılmış olması. Yani Türkiye'deki mobiletler 50, 60, 80, 100 gidenler bile var ki CC'leri biliyoruz. 180 gideni de var onların. Burada sadece 25 ile gidebiliyor. Herhangi şekilde bir vergisi bunun... Her sene 25 frank mı ne? 25 frank? Evet. 25 frank bir vergisi vermiş arkadaşlar. Bunun ayrıca bir vergisi yok. Evet. 2,5 litrelik bir yakıt deposu varmış. Şurada arkadaşım motorunu göstereyim arkadaşlar. Burada ciklesi var, hava filtresi var. Yani küçük bir motoru var aslında, kendisi gibi. Benzin pompası burada. Tabii Eray kardeşim bununla biraz oynamış. Bu normalinden biraz daha hızlı gidiyormuş. 35 yapıyor. Hani 25 ile 35 arasında ne fark var diyecek olsun arkadaşlar, burada çok büyük farklar var. Çünkü normalde yasak ama yaptıran çok fazla var. Ben çok fazla gördüm. Egzoz da sen taktırdın sanırım. Egzoz da taktırmış. Sesi biraz daha gür çıkıyor. Diğerlerine göre fıtı fıtı çıkmıyor. Egzozdan değil de hava filtresinden böyle daha yüksek. Ha. Egzoz o zaman böyle delik falan yapman lazım böyle bir şeyler. O zaman da daha yüksek. Ama o zaman polisler hemen sana geliyor. Peki ceza yazıyorlar mı? Motoru falan mı alıyorlar? Yani çok fazla yaptıysan böyle 80 gidiyorsa motoru çöpe atıyorlar. Yani sonra sana postale gönderiyorlar. Bir de çok fazla cezası var. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama. Bayağı cezası vardır onun o zaman çöpe attıklarına göre. Ya ben bunlardan çok görüyorum aslında. Birçok kişi de var. Bunu genci, çocuk olarak, yaşlılar, kadınlar, büyük insanlara bile ben bununla işe gidip geldiğini biliyorum. Aslında hani kısa mesafelerde özellikle oturduğunuz şehirde yaşıyorsanız böyle bir şey işe gidip gelmeniz için çok çok uygun, güzel. Yani dediğim gibi motor her şekilde motordur. MT'ye de binseniz, 1000 Arar'a da binseniz, buna da binseniz değişen hiçbir şey yok. Amaç, his aynı. Peki fiyatları ne kadar bunun? Yani 800'lerden 1300'lere, 2000'lere kadar çıkıyor. Yani şimdi bir adam gelip her şeyi yenilediyse o zaman pahalı. Rengi de, rengi boyaması, şimdi ben bunu boyasam 800'den aşağı bulamazsın birisi boyatacak. Ondan yani yepyeniler, böyle her şey sıfır, böyle çizikler yok, bunlar falan yeni boya, o zaman 2000'lere kadar çıkıyor. Gördüm yani, tutti de var falan. Tutti. ama 800'lere de bulabilirsin, 800 franka. Onlar ama yani daha kötü böyle. Daha kötü, daha çok yıpranmış evet. Oluyor. Benim gibi de bulabilirsin. Bunlar yani o kadar kötü de değil ama yine de çok fazla çiziği var. Yok yok, senin motorun tatlı duruyor. Aynı Bumblebee gibi Transformers'taki renkleri falan hoş, güzel. Ben böyle sarı, yeşil, uçuk renkleri biraz seviyorum motorlarda. Ben de kendi motorumu oynamayı seviyorum. Şunu bir kullanayım ben ya. Şimdi pedalları çevirsen, kublike bassan çalışıyor. Bisiklet gibi mi süreceğim? Ben sana çalıştırayım mı hemen? Ya olur. Patlatabiliyorsun da. He? Eksik patlatabiliyorsun. Hadi bakayım.
Yine aynı mantık. Arka fren, ön fren. Tamam. Arka freni iyi tutuyor mu? O iyi tutuyormuş ha. O değil de senin sele benimkinden rahat. Hadi bakalım. Pedalı çevireceğim mi giderken? Hayır hayır. Motor yani buna gidiyor. Anladım, tamamdır. Abi çok değişik. Evet arkadaşlar, bundan sonra vloglar bununla gelecek. Gayet zevkliymiş bunu kullanması ya. Vallahi zevkli yani. Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Küçük müçük minnacık ama çok zevkliymiş bunu kullanması. Oh, frenler iyi. Stop etmek için tekrardan. Ya şaka maka, bayağı zevkli bunu kullanması ha. Güzel ama uzun yollar kötü. Niye? Yavaşsın. Yavaşsın. Ama şey yaparsan böyle hani köy yollarında falan, özellikle dağ yollarında bununla çok güzel. Ama yazın olsun arkadaşlar, düşünüyorum. Trimbach tarafına. Evet. Bak oralar çok güzel. O benim geçen çıktığım yol da çok güzel ama yokuş. Artık yokuşta nasıl çekiyor? Yavaşlıyor mu? Yani bazı motorlar var. Şimdi kayış var motorda. Hı hı. Bazılar onu da değiştiriyor. O zaman motor daha yavaş hızlı oluyor. Benimki şimdi bassa hemen max oluyor. Yani 38 oluyor hemen. Ama benimki çıkıyor yokuşları. Yoktu. Bir kez zorlandım. O da bayağı bir yokuştu. Yoksa hiç zorlanmadım. Ya dik yokuşlarda bütün motorlar zorlanır. Bizimkiler de bakma sen hani yüksek CC ama yokuşa geldiği zaman tabii ki biraz yorgunluk oluyor. Sonra benimki çıkıyor böyle. Ya bir de sen hafifsin de hani. Ne o da var. Yok yok, güzel motor, zevkli motor hani. Ben bile üzerinde zevk aldım yani. Yeni başlayanlar için, 14-15 yaşındaki insanlar için en azından kullanılabilecek bir araç şansı veriliyor. Türkiye'de bu yok. 16 yaşından sonra sanırım Türkiye'de motor ehliyeti yapabiliyorsun. Bu da aslında çok geç bir yaş. 16 yaşından sonra insanlar 16 yaşına kadar sadece bisiklete mahkum etmekte haksızlık bence. Bisiklet de burada ehliyetle alınıyor değil mi? Yani o 5. sınıfta. 5. sınıfta. O sade okulda bisikletle giderseniz bir yere, yani Rise'ı neydi? Yani sınıfla gezmeye gidiyorsunuz ya. Aha, anladım. Gezilerde. Bisiklet ehliyeti yoksa seninle gelemiyor. O zaman onun için o yere gidemiyoruz. Yani bütün çocuklar gelemiyor. Sadece olanlar gelebiliyor, öbürleri de gelemiyor. Ondan başka göre gitmeler lazım. Anladım. Daha çok para harcıyorlar, otobüs falan. Evet arkadaşlar, aslında motorun çok fazla anlatılacak bir şey yok. Dediğim gibi 7 cc sanırım, düzeltiyorum, 7 kW sanırım. Belki de daha düşük bir motoru var. Şu an kilovatını bilmiyorum. Eray kardeşim de bunu bildiğini zannetmiyorum ama 1-2 kW olan bir motor. Dediğim gibi 14 yaşından sonra mehliyetle genç, çocuk, yaşlı herkes kullanabiliyor bunu. Sadece bir kere pre-funk yaparken bir kere kursa giderek bunun ehliyetini alabiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. 2,5 litrelik dediğim gibi bir yakıt deposu var. 35-30 o civarlarda gidiyor. Türkiye'deki elektrikli motorlardan da bence bu daha kaliteli, daha güzel bir şey. Evet arkadaşlar, bugünlük de videonun sonuna geldik. Motorunu getirdiği için bu soğukta bana inceleme fırsatı verdiği için Araya kardeşime teşekkür ediyorum tekrardan. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.